Muharrem İnce, Babala TV yayını. Tek kelimeyle muhteşem bir yayındı. Oğuzhan Uğur'u da buradan tebrik etmek istiyorum. Daha önceki bir videomda eleştirmiştim kendisini. Fakat iyi yaptığı işleri de konuşmak gerekiyor. Yani Mevzular Açık Mikrofon programı gerçekten muazzam. Öyle ki siyasilerin burada görüşlerini öğrenip, ona göre kendilerine oy verip vermeyeceğimize karar verebiliyoruz. Ben bu programın sadece Özdağlı, Gergerlioğlu'yla Muharrem İnce'yle de sınırlı kalacağını düşünmüyorum. Muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet, Davutoğlu ve bunun gibi siyasetçiler de gelebilir. Gelirse çok iyi olur diye düşünüyorum. Ha Erdoğan gelir mi? Kesinlikle gelmez. Erdoğan'a zaten siz bir şey söyleyemezsiniz. Bir eleştiri yapamazsınız. Yani bunun sonu silivridir. Bu kadını oraya koyacaksın da Erdoğan'a laf söyleyecek öyle mi? Aha. Çok beklersiniz. Neyse biz Sadat'e gelelim. Fakat gelmeden önce Muharrem İnce hakkında yapılmış bir yalan haberi düzeltmek istiyorum. Başlıkta Muharrem İnce gerçekleri derken zaten bundan bahsediyordum. Öyle bir algı yapılmış ki yani kendisi hakkında. Gerçekten ben şok oldum yani ilk izlediğimde. Hele ki bu algıya destek verenlerin bir tanesini zaten tanıyorsunuz. İsim vermeyecektim gerçekten çünkü sürekli salladığımı falan iddia ediyorsunuz. Ama bu sefer isim vermek istiyorum. Enes, bak gözünü seveyim. Sen aptal bir insan değilsin. Kesinlikle değilsin. Seni daha önce eleştirmiş olmam benim senden nefret ettiğim anlamına gelmiyor. Sana katıldığım konular olduğu kadar katılmadığım konular da oluyor. Ama... Burada yaptığın şey bambaşka ki bunu Özdağ konusunda da yapmıştın. Belki bu videoları çok aceleye getirdiğin için olabilir fakat algı yapıyorsun kanka gerçekten. Çok büyük bir algı yapıyorsun yani bu büyük bir yanlış. Diyeceksiniz ki nerede algı yapmış? Şimdi olay şu. Programda bir tane kız Muharrem zamanında Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakın demişsiniz diyor. Muharrem İnce de bunu yalanlıyor. Ben öyle bir şey dediysem bugün siyaseti bırakacağım diyor. Önce kızın sorduğu soruyu izleyelim sonra Enes'in koyduğu kesiti izleyelim sonrasında Enes'in yaptığı yorum... Ya Yok kardeşim ben gideceğim hatta dedim. Yani serbest kalsın, propaganda yapsın. Bizim gibi nasıl yapıyorsa o da yapsın. Ne var bunda ya? Ne var bunda ya? Evet, gerçekten internet diliyle Muharrem İnce'nin zortladığı bir an. Hayır kanka, Muharrem İnce zortlamadı fakat sen maalesef ki büyük bir algı yaptın. Öyle ki yorumlarında bir sürü insan Muharrem İnce'den böyle bir şey beklemezdim, hadi siyaseti bıraksın, ne zaman bırakacak falan yazmış. Enes, senin 670 bin abonen var. En büyük eleştiri kanalısın, bak en büyük. Ve bence asıl senin bu konularda bizi uyarman gerekirken sen böyle bir şey yapıyorsun. Karamsar yaklaşmak istemiyorum. Muhtemelen bu AK Parti ile hesabın yapmış olduğu algıya inandın. Çünkü adamın koyduğu kesitte aynı kesiti koymuşsun. Ah be Enes keşke şu profile baksaydın. Bu adam aktrol. Yani senin burada demen lazım ki ben aktrollerin söylemiş olduğu şeylere hiçbir şekilde inanmam. Öyle ki aktrolün biri bugün cumartesi dese ben cuma namazı kılmaya giderim. İnanmam abi gerçekten inanmam. Çünkü bunlar algıcı karaktersiz insanlar. Bu yüzden araştırdım. Bu kesitin tam halini bulmaya çalıştım. Ve buldum da. Buyurun izleyelim. Ne var bunda ya? propagandasını yapsın sonra mahkemeler suçlu buluyorsa alırsın istersen içeriye. Herkese eşit olsun mahkemeler. Bunda bir şey yok. Yanlış bir şey değil bu. Şimdi Muharrem İnce'nin demek istediğini anladınız mı? Olay burada Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakın değil. 2018 seçimlerinde çok garip bir olay olmuştu. Selahattin Demirtaş tutuklu olduğu halde Cumhurbaşkanı adayı olabiliyordu. Ama adam tutukluydu. Hiçbir şekilde miting yapamıyor, propaganda yapamıyor, kitlesine karşı konuşamıyor. Yani seçime hiçbir şekilde hazırlık yapamıyordu. Muharrem İnce de demiş ki ben eşit yarışmak istiyorum. Adamı serbest bırakın, mitingini konuşmasını yapsın, suçluysa tekrardan hapse gönderirsiniz. Yani Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakın demek farklı. Bırakın mitingini yapsın sonra yine hapse yollarsanız demek farklı. İkisi aynı şey değil. Ama sen öyle bir lanse etmişsin ki bunu kanka. Bence artık bu hatayı düzeltmen gerek. Ve şu kuralı sakın unutma. Ak troller bugün salı diyorsa bugün perşembedir. Bu adamların söylediği her şey yalan. A diyorsa sen B'ye inanacaksın. Neyse üstüne gitmiyorum bu arada. Kesinlikle böyle bir durum yok. Karamsar bir şekilde de yaklaşmadım farkındaysanız. Muhtemelen bu hesabın yaptığı algıya inanmış yani. Ve dediğim gibi videoyu bayağı bir aceleye getirmiş. Biz de hatasını düzeltelim. Ha bu arada Muharrem İnce'nin sözleri içinde şunu söylemek isterim. Onu da eleştirmeden bırakmak olmaz. Ben Muharrem yerinde olsaydım Selahattin Demirtaş'ın miting yapamamasını değil aday olabilmesini eleştirirdim. Zaten adam tutuklanmış. İyi de olmuş yani umarım bir daha içeriden çıkamaz apocu şerefsiz. Ama içeride olduğu halde aday olabilmesi çok saçma. Ben aday olmaması gerektiğini düşünürdüm ve bunu söylerdim. Ki eminim bunu söyleseydi böyle bir algıda yapamazdı insanlar. Yani eğer ki Muharrem İnce'yi eleştirecekseniz Algı yapmadan eleştirin. Çünkü tekrardan söylüyorum serbest bırakılsın rahat rahat dolaşsın demek farklı. Madem aday gösterildi o zaman miting yapmasına izin verin demek farklı. Zaten sonrasında tekrardan hapse yollarsınız diyor. Bunu kendi ağzıyla da söylüyor yani. Bu konuda çok net konuşmasa da ki bu birazcık güven kırıcı bir hareket. Biraz daha net konuşsaydı daha iyi olurdu ama... Olsun. Ben olsaydım kesinlikle aday olmasını eleştirirdim. Çünkü aday olması çok saçma bir şey. Gelelim Muharrem İnce'ye. Evet gerçekten mükemmel bir programdı. Ve farkındaysanız Muharrem İnce de aynı Ümit Özdağ gibi sorulmuş olan tüm sorulara uzun cevaplar verdi. Fakat Gergerlioğlu şunu yapmıştı. Ben şurada doktorken işte ne bileyim ben insan hakları savunucusuyum yok bilmem ne. Zaten Gergerlioğlu hakkında bu yüzden video yapmadım. Çünkü adam hakkında söyleyebileceğim hiçbir şey yoktu. PKK'ya terör örgütü diyemedi lan. Ben bu adama hakkında nasıl video yapayım? Ama sonuç olarak şunu anladık ki tüm siyasetçiler sorulara uzun cevaplar veriyor. Yani ekonomiye ne yapacaksınız sorusuna eğer ki düzelteceğiz diye cevap verirseler bu olmaz. Mustafa Sarıgül mesela maalesef ki böyle yapıyor. Kendisini severim, özünde iyi bir insandır fakat bu olmaz. Ekonomi sorunu bir insana sorduğumuz zaman her şey çok pahalı bu millet ne yapacak diye cevap olmaz. Muharrem de yine sevdiğim bir özellik daha vardı. Dersine çok iyi çalışmış. Yani bir sürü orada projelerini hazırlamış, attığı tweetleri getirmiş onları falan açıkladı. Bir sürü videolar hazırlamış onları izlettirdi. Masasında daha bir sürü kullanmadığı argüman vardı. Yani adam dersine çalışmış. Tabii ki buna bazıları şey demiş işte soruları vermişler çok belli. Yok önceden bütün sorular verilmiş falan. Ben böyle bir şey olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü adam neredeyse projelerden bile bahsetmeyecekti. O dosyalar önünde öyle boş boş duracaktı. Ta ki sonunda birisi projelerini sorana kadar. Ben bir vatandaş olarak neden Muharrem İnce'ye oy vermeliyim? Ben beni nasıl kazanacaklar? İç siyasette ve dış siyasetteki projeleri zelerdir. Ekonomik Çok anlamda da diğer ya. güçlerde de. Bak iki saattir bunu bekliyorum. Bir kişi proje sormadı bana diyordum. Bak güzel kardeşim. Teşekkür ederim. Bu abi. dosyadan 20 tane var elimde. Örnek olarak birkaç tane getirdim. Örnek olarak. Şimdi bunlardan birisi... ...Türkiye'nin başında bir deprem belası var. Kimse önemsemiyor ama bir deprem. İsterseniz size verebilirim. Bu arkadaş adamın projelerini sormasaydı eğer... ...iki saat boyunca sadece CHP'yi dinleyecektik. CHP'den niye ayrıldınız? CHP şöyle... CHP böyle. CHP'ye geri dönecek misiniz? O olacak mı? Şu olacak mı? Seçim günü neredeydiniz falan ulan bir kişi daha çıkıp orada eğer ki seçim gününde neredeydiniz sorusunu sorsaydı muharemince muhtemelen bir yerdeydim diye bir cevap verecekti çok kötü bir yer. Haberiniz olsun yani. Onun dışında CHP hakkında verdiği cevaplar tatmin ediciydi. CHP'nin kendisine kumpas kurduğunu söyledi. Öyle ki seçim günü 12825 sandıkta CHP'nin gözlemcisi yokmuş. Bu da 4 milyon oy yapıyor. Baktığınız zaman bu sayı çok fazla. Bir de adam cevap verirken böyle hafif sinirli gibi ama sinirli de değil yani. Sorulara cevap verirken birazcık sinirleniyor. Fakat size sinirlenmiyor. Anlattıkları şeylere sinirleniyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Ben kendisine karşı ön yargılıydım. Bunu da zaten daha önceki videolarımda söylemiştim. Çünkü seçim gecesi gerçekten ortalıktan kaybolması beni birazcık derinden üzmüştü. Hiçbir açıklamada yapmamıştı yani. Yaptıysa da ben görmemiştim öyle diyeyim. Ama şu an bunların hepsine cevap verdi ve oy verebileceğim insanlar arasına katıldı. Zaten üç kişi var. Birisi Özdağ, birisi Muharrem İnce, birisi Mansur Yavaş. Hiçbiri mükemmel insanlar değil. Hepsinin bir kusuru var. Fakat mükemmel siyasetçi denen bir şey yoktur zaten. Eğer ki siz mükemmel siyasetçi arıyorsanız bu eşittir oy vermeyeceğim ben demek. Ve oy vermemek üzgünüm ama bu seçimde aptallık. Lütfen böyle düşünmeyin yani. Bir siyasetçiye asla ve asla her konuda katılamazsınız. Çünkü siyasetçiler bazen popülistlik yaparlar. Halkın çoğunluğu neyi istiyorsa ona oynarlar. Fakat siz bunu istemiyorsunuzdur. Yapacaksınızdır bir şey yok. Konuk güzel. Buna hiçbir lafım yok. Fakat soruların %90'ı boştu. Boştu'dan kastım nedir? Buyurun dinleyelim. Ama her cümlem e, güzel soru sor demiştiniz. Soru gelince bu şekilde yaklaşmazsanız belki daha güzel sorular gelebilir mesela. Çünkü buradaki insanların hepsi merak ettiği için. Hayır, hayır. E, o yüzden kimse küçümsemeyin bence. Ama bak sen... bir öneri sadece o sallamadı. Halk ona oy verdiği için sallayabildi. Bu da ayrı bir şey. E herhalde siz oy vermeseydiniz ben sallayamazdım tabii ki. Ya mesela bu ablamız kendini o kadar çok rezil etmiş ki. Bir de en sonunda böyle o siktim der gibi hareket yapıyor ya. Ben orada gerçekten yarıldım bu arada. Alkış falan bekliyordum muhtemelen. Ama çok malca konuştuğunun maalesef ki farkında değildi. Yani Özdağ'da olduğu gibi bazı insanlar sürekli bir aşağılama, sürekli bir laf söyleme, sürekli bir haksız çıkarma çabasına girmişti. Bakın soru sormak farklıdır, haksız çıkarmaya çalışmak farklıdır. İkisi aynı şey değildir. Ya yani burada insanların birçoğu maalesef ki zırvaladı. Bak mesela, mesela yani adam ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisiyim diyor. Ya bu nasıl iğrenç bir partizanlık. Senin tek görevin yani bu hayattaki tek görevin CHP'ye mi oy vermek? Niye? Atatürk kurdu. Yok ya. Kemal Kılıçdaroğlu Atatürk mü? Sen bu partiye Atatürk kurdu diye oy vereceksen eğer hiç oy verme. Çünkü bu partinin genel başkanı şu anda Kemal Kılıçdaroğlu. Yani brocum eğer ki sen Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorsan veya aday diyelim ki Mansur Yavaş oldu. Mansur Yavaş'ı destek diyorsan ki ben de destekliyorum o zaman oyunu vereceksin ben bu partiye CHP olduğu için oy veriyorum diyorsan kusura bakma iğrenç bir partizanlık bu evet ben de farkındayım yani ölümüne savunduğum bir parti düşündüğün gibi çıkmadığı zaman üzülebiliyorsun. ama yapacak bir şey yok siyaset bu partizan olmayacaksın. Bu kadar. Bence de. ya bak Oğuzhanur o kadar seni övdüm. O kadar iyi iş çıkarıyorsun dedim. İyi de bir iş yapıyorsun hatta yani yalan yok. Siyasetçilerin neyi savunduğunu da senin sayende öğreneceğiz. Hatta şu anda abartmıyorum. Bu insanların kime oy vereceğine karar vermesindeki en büyük faktörlerden birisi sensin. Sen sağlıyorsun bunu. Eyvallah sağ ol. Güzel, hoş ama sadete gelelim. Allah rızası için ümmeti Muhammed aşkına şu kadını bir daha şu programa çıkarma. Çıkarma ya. Ben... Ben bunun mıy 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 mızmızlanmasını dinlemek zorunda değilim abi. Katlanamıyorum ya. Ne olur lütfen şu kadını çıkar mı artık. Kafa yiyeceğim ya. Sürekli bir laf sokmaya çalışma, sürekli bir tartışmaya girme çabası. Ulan boks maçı izlemiyoruz biz burada. Cevap almaya geldik biz buraya cevap. Ben saptılar. aslında sizin ne yapacağınızı sormuştum. Hani muhalefete toz kondurmayan. Evet. Sizi ikna etme şansım yok zaten. Bir kimse beni ikna edemiyor anladım. Kadın. Buyurun hanım efendim. İkna edemiyor değil ablacım sen boşun tekisin. Bunu Ümit Özdağ kendisine söyledi. Bir şey söyleyeyim. Sizden o istemiyorum. Sizi ikna etmek de istemiyorum. E Muharrem İnce de söyledi. İkna. Sizi ikna etme şansım yok zaten. Bana mesela iki kişi bu aynı cümleyi kursaydı seni ikna etmek istemiyorum diye ben 5 dakikalığına bile olsa kendimi durdururdum ve düşünürdüm. Ulan acaba bende mi hata var? Niye bu insanlar bana bu kadar laf söylüyor? Niye söylediğimiz gayet belli zaten kankam. Boş yapıyorsun boş. da son dönemde aslında yer alan Havrita adlı bir uygulama vardı. O Havrita'da sokak hayvanların, sokak köpeklerinin yerleri işaret edilerek bir katliama sebep olundu. Ama ben sizin herhangi bir açıklamanıza bu konuda rastlamadım. Sokak hayvanları sonuçta biz hepimiz beraber yaşıyoruz. Madem doğaya ve çevreye saygılı bir parti olduğunuzu beyan ediyorsunuz. Ben de bu konuda ne yapacağınızı, ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Kötü niyetle yapılmış bir iş değildi o. Oraya vardı sonra. Başlangıçta iyi niyetliydi. Kötü niyete döndü. Hani ne kadar boş bir soru bu ya. Kadın Havrita'yı sordu ya. Ulan zaten Havrita'ya atılan iftiralara inanmanız çok saçma bir şeyken bir de Muharrem İnce'nin buna destek vermesini mi bekliyordunuz? Hem Muharrem İnce'nin buna vermiş olduğu cevap o kadar da tatmin edici değildi. Aslında şöyle. Başta iyi niyetle yapıldı evet. Fakat sonradan da kötü niyetliye çevrilmedi. Uygulama hiçbir zaman kötü niyetli olmadı. Ben bunun hakkında zaten bir video yaptım. İzlemek isteyenler izleyebilir. Ama şu yönden de tebrik etmek istiyorum. Boşu boşuna bu Havrita'yı linçlememiş. O yüzden tebrik ederim. Sonrasında başıboş sokak köpek ile alakalı şunu söylüyor. Tabii burada yapılacak evet. iş barınaklar falan değil. O barınaklar çok kötü. Burada sahiplenmek, bu konuda eğitmek insanları, sahiplenmek. Yani ben bu konuda çok fazla uzatmak istemiyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Üzgünüm fakat sahiplendirmek bir çözüm değil. Çünkü Türkiye'de 10 milyon köpek var ve bu 10 milyonun 10 milyonu da sahiplendirilemez. Bu imkansız bir şey. Kısırlaştırma deseydi, başka bir şey deseydi okey. Buna bir şey diyemezdim fakat bu mantıklı bir cevap olmamış. Ama yine o kadar fazla üzerinde durmaya gerek yok. Merhabalar. Benim adım Doğukan. Genel başkanlık seçimini iki kez kaybettiniz. Cumhurbaşkanlığı seçimini de kaybettiniz. Ve evet, bana destek olmadılar dediniz. Bunların nedeninin parti içi siyasi strateji yanlışlığı olduğu açık. Tüm bunlara baktığımızda Putin'e karşı, Biden'a karşı yapacağınız siyasi yanlışları öngörüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olursanız, Putin, Biden, Avrupa Birliği karşısında yapacağınız siyasi strateji noktasında rezil olmayacağınıza, Türkiye Cumhuriyeti'ni uçurma sürükleyemeyeceğinize nasıl inanacağız? İkinci bir soru var buna bağlı. Putin'i, Biden'ı, Scholz'u ne kadar tanıyorsunuz? Bu isimleri iyi tanıdığınızı nasıl kanıtlarsınız? Bu konularla alakalı kaç makale okudunuz? Yurt dışı veya yurt içinde yazılmış kaç tez okudunuz? Bu tez ve makalelerin başlıkları neler? Diplomanız var mı diye de sormalıydım bence. <laughs> Yılın boşu geldi arkadaşlar. Sıkı durun. Adam diyor ki, Putin'i tanımıyorsunuz, onu bunu tanımıyorsunuz. Siz nasıl devlet adamı olacaksınız? Ulan bu insanları tanımak bu kadar kolay mı? Bunlar senin askerlik arkadaşın değil. Bunlar Türkiye'ye Cumhurbaşkanıyla konuşmaya geliyorlar. Bakın, Cumhurbaşkanıyla. Ne yapsınlar Muharrem İnce'yi? Ne yapsınlar bir başkasını? Erdoğan mesela Rusya'ya gittiği zaman oradaki herhangi bir partinin genel başkanıyla konuşma yapıyor mu? Yapmıyor. Putin'le konuşma yapıyor. Yani bu çok basit bir şey aslında. Ama adamın kafası o kadar çalışmıyor ki sorduğu soruya bak. Tamam soru saçmadır falan eyvallah düşünememiştir diyeceksiniz ama bir de Muharrem İnce'ye yaptığı çıkışmaya bak. Tanımadan nasıl aynı masaya oturacaksınız? Basını açıklamadığım Dur. bir şey. Bir nasıl? Bak, anlatayım sana. Ama tanımıyorsunuz. Büyük bir dakika tanımıyorum yapıyoruz. orada tanıştık. Hayır. O büyük şelçilerin bağlı olduğu ülkenin başkanını başbakanını tanımadan bu ülkeyi o başbakanlar karşısında savunamazsınız. Kişisel olarak tanımaktan bahsetmiyorsun değil mi? Yani. Hayır yine. stratejik olarak. Ülkeyi nasıl savunacak? yani aldıkları mesafe, kullandıkları matematiği stratejilerini biliyor musunuz diyorlar. Şahsen tanıştınız demiyorlar. Oraya gel. Demek ki tanımıyorsunuz. Önceden çalışmamışsınız dersin. Allah'ım Bir saniye bir cevabı tamamen mi dinler misin? No. Ya Erdoğan 2002'de kimi tanıyordu ya? Kasımpaşa'daki futbolcuları tanıyordu. Tanıyor muydu? Karşılaştırma yapmayın. Ben Erdoğan'a yani, sormadım. Bir saniye. saniye. Tanıyor muydu? Saniye. Karşılaştırma yapmayın ya, ben size sordum. Geldikten sonra tanırsın. Nereden tanıyacaksın? Tanıyorum. Geldikten sonra tanısın diye bir şey Nereden yok. Nereden tanıyacağım yalnız bu yani şekilde. arkadaşlar sakin olun. Onu tanımıyoruz. Dersinize çalışmadan cumhurbaşkanı adayı olamazsınız. Abi sorunun saçmalığına bak. Bir de hala savunuyor ya. Bir yüz yüze tanımak var. Bir de internetten araştırma yapmak var. Ulan internetten araştırmayı ben de yapabiliyorum. Ama ben internetten araştırma yaptığım için Putin'i tanıyorum, şunu bunu tanıyorum diyemem ki. Nasıl diyebilirim lan? Böyle bir hakkım yok yani çünkü tanımıyorum yani. Bir süre eksiğim vardır. İnternette yazılan şeylerle bir insanı tanımanız mümkün değil. Ona bakarsan internette Erdoğan hakkında neler yazıyorlar. Yok çok özgürlükçü biri, yok şöyle ekonomist, böyle bilmem ne. Hangisi doğru? Hiçbiri doğru değil bence. O yüzden böyle boş sorular sormaya hiç gerek yok kanka. Yılın boş ödülünü bugün de sana veriyoruz. Tebrikler. Komple bir değerlendirme yapacak olursak. Muharrem verdiği cevaplar güzeldi. Üslubu da güzeldi. Güven kazanmayı da başardı açıkçası yani 2018 olayından sonra. Ve benim açıkçası kendisine olan saygım arttı. Ama sorulan sorular çok boştu. Yani umarım gerçekten böyle daha fazla projeden, sorunları daha fazla çözmeden bahsedilen bir program daha yaparlar Muharrem İnce ile. Çünkü ben bu yayını CHP ile alakalı soruları dinlemek için izlemedim. Ben çözüm için gelmişim aslında yani. Sadece bir sorunun cevabını bekliyordum. Seçim gecesi neredeydin, CHP'den neden ayrıldın, ne oldu falan. E yeter, yeter yani iki buçuk saat boyunca bunu konuşmaya gerek yoktu. Yapmak istediğim tek eleştiri bu. Bu da zaten soruyu soranlar için. Ha bir de Oğuzhan abi bu kadını alma ne olur? Olur, lütfen alma alma artık alma ya sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın bu kadını alma alma